Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek Uluslararası Selçuklu dönemde Maraş Sempozyumu başladı. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takım'ın gösteri yaptığı sempozyumda Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek ve Sırbistan'dan katılan yaklaşık 100 akademisyen Selçuklu dönemindeki Maraş'ı farklı yönleriyle ele alacak. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada bugünkü duruma ışık tutan ve medeniyet havuzunu besleyen değişik faaliyetler, icraatlar, tarihi olaylar ve kente ruh veren hadiselerin tarif ve tespitinin önemli olduğunu söyledi. Medeniyetimize, şehrimize, bugünkü durumumuza ışık tutan, medeniyet havuzumuzu besleyen değişik faaliyetler, icraatlar, tarihi vakalar, şehrimize şekil veren, ruh veren hadiseler, değişik devirler, bunların tarif edilmesi, tespit edilmesi, bugünkü toplumla paylaşılması önemli bir husus. Bu konuda belediyemizi tebrik ediyoruz, üniversitemizi tebrik ediyoruz. Katkı sunan bütün katılımcıları tebrik ediyoruz. Böylesine bir faaliyetin aynı zamanda mahalli idareler birimleri tarafından icra ediliyor olması ayrı bir özellik, güzellik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da kentin kadim merkezlerinden olduğunu, aynı zamanda tarihin, kültürün, şiirin ve edebiyatın başkenti olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ımız bizim kadim medeniyetimizin önemli merkezlerinden bir tanesi. Kahramanmaraş, şiirin, edebiyatın, tarihin, kültürün başkenti. Gerçekten dünyanın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi ve dünyada belki kültürel boyutta dünya tarihinde en büyük eserler vermiş, medeniyete çok büyük katkılarda bulunmuş bir şehir Kahramanmaraş.